Eflatun kimdir? Eflatun, Yunan filozof, yazar ve matematikçi. Düşünce tarihinde, tüm zamanların, kendinden sonraki dönemleri en çok etkileyen isimlerinden biridir ve Batı felsefesinin kurucularındandır. Sokrates'in öğrencisi ve Aristoteles'in de hocası olan Eflatun, Platon, Sokrates'ten miras aldığı, bilgelerin yönetimi, düşüncesini sistemleştirmiştir. Platon'un asıl adı olan Aristokles, sıkça kullanılan, aristokrat ve aristokrasi, kelimelerinin kökenini oluşturmuştur. Geniş omuzları ve atletik yapısı yüzünden Yunancada geniş göğüslü anlamına gelen Platon, lakabı ile tanınmış olan, ancak doğu felsefesine Eflatun adıyla geçen Platon, yaptığı çalışmalarla maddesel olmayan, sadece düşünsel boyutta var olan anlamına gelen Platonik değişiği ile ilişkilendirilmektedir. İslam ve Hristiyan felsefesine etkileri büyük olmuştur. Dünyanın ilk üniversitesi olan Akademiya'nın kurucusudur. Atina ya da Ecina'da doğduğu tahmin edilen Platon'un doğum yılı konusunda da kaynaklarda kesin bir bilgi yoktur. Platon'un milattan önce 428 ya da 427 yılında dünyaya geldiği kabul edilmektedir. Diogenes göre, kökenleri, Atina'nın kralları olarak kabul edilen Kodrus'a ve Messenia, Melantis'a dayanmaktaydı. Annesi Perikşin'in akrabaları arasında ünlü kanun koyucu ve şair Solon bulunmaktaydı. Ayrıca yazdığı iki diğer isimlerini de verdiği dayıları Chermides ve Krişis ise Sparta oligarşisinin yandaşlarından oluşan Sparta oligarşisi, Peloponnesan savaşı sonunda Atina demokrasisinin çökmesiyle güçlenmiş olduğu için, Platon'un ailesi o dönemde siyasal güce ellerinde bulunduruyordu. Yazar Apuleius'un belirttiğine göre, çocukluk yıllarında, çalışkan, hızlı düşünen ve alçak gönüllü olarak bilinen Plato, dönemin ünlü öğretmenlerinden gramer, müzik ve jimnastik dersleri almış ve ıstman oyunlarında güreşmişti. Plato, Sokrates öncesi Yunan filozoflarından ve Hieriklaitus'un müritlerinden Kreitaylısı da ilk tanıyanlardan biriydi. Platon felsefesinin temelleri ve bilgi kuramı sofistlerin Yunan toplumu üzerindeki olumsuz etkileriyle savaşmaya çalışmış olan Platon, felsefe kurslarına katılıyordu. Felsefe üzerine düşünmeye, ilk madde, iyi ve bilgiyi arayarak başlayan düşünür mutlak ve kesin bir bilginin var olduğu konusunda tümüyle dogmatist bir tavır sergiliyordu. Platon'un ünlü, idealar kuramı, çıkış noktasını, onun evreni algılayış biçiminde buluyordu. Özellikle Republic, Cumhuriyet adlı diyaloğunda yer alan ünlü, mağara benzetmesi, Plato felsefesinin temelleri hakkında önemli ipuçları sunuyordu. Felsefe tarihinde oldukça meşhur olan ve insanın yaşam içinde bulunduğu noktayı anlatan bu mağara benzetmesi, Platon tarafından özet olarak şöyle bir dekor içinde aktarılıyordu. Bazı insanlar karanlık bir mağarada, doğdukları günden beri mağaranın kapısına arkaları dönük olarak oturmaya mahkumdurlar. Başlarını da arkaya çeviremeyen bu insanlar, mağaranın kapısından içeri giren ışığın aydınlattığı karşı duvarda, kapının önünden geçen başka insanların ve taşıdıkları şeylerin gölgelerini izlemektedirler. İçlerinden biri kurtulur ve dışarı çıkıp gölgelerin asıl kaynağını görür ve tekrar içeri girip gördüklerini anlatmaya başlar ama içeridekileri duvarda gördüklerinin zahiri olduğuna ve gerçeğin mağaranın dışında cereyan etmekte olduğuna inandırması imkansızdır. Sokratesle yaptığı çalışmalarla düşünce dünyasını geliştiren Platon'un felsefesinde gerçeklik ikiye ayrılıyordu. Dünya hakkındaki kesin olmayan bilgilere beş duyu organı yoluyla ulaşılabildiği duyular dünyası ve bilgilerin akıl yoluyla elde edilebilir olduğu üzerine temellendirilen idalar, düşünceler dünyası. Düşünüre göre, mutlak ve kesin bir bilgiye erişmek ve bu bilgiyi başkalarına aktarmak durumundaysak eğer, değişen hiçbir zaman tam olarak bilinemeyeceğinden, insan zihninden bağımsız olan, değişmez ve kalıcı varlıklar olmalıydı. Ancak doğadaki her şey, değişken, di ve hiçbir şeyin sonsuza kadar var olmadığı, şeylerin ortaya çıkıp kaybolduğu düşüncesi hakimdi. Ancak idalar yani düşünceler dünyası duyu organları aracılığıyla algılanamamalarına rağmen mutlak ve değişmez nitelikteydiler. Bir masanın şekli zamanın akışı içinde değişse de, onun dikdörtgen formunda olduğuna dair temel düşünce, değişmeden aynı biçimde kalıyordu. Örneğin, dünyada bir metre uzunluğu ölçmek için kullanılan milyarlarca bir metrelik cetveller olmasına rağmen bir metrelik cetvelin orijinali Paris'teki Louvre Müzesi'nde özel şartlarda koruma altındaydı ve diğerleri ona çok yaklaşık uzunlukta olabileceği gibi mutlak eşitlikleri konusunda bir kesinlik söz konusu değildi. Algılamalardaki yanılsamalara bir örnek de felsefe dünyasında Hieroklaitus tarafından verildi. Bir nehrin aynı sularından iki defa asla geçemeyiz, ama biz hep aynı nehri geçtiğimizi zannederiz. İdalar kuramında Platon'a göre idalar düşünce kavramı, yalnızca nesnelerin düşünsel karşılıkları değildi. Nesnelerin olduğu kadar somut karşılıkları bulunmayan adalet, eşitlik, güzellik gibi soyut kavramlarında kendi idaları olduğuna inanıyordu ve idealar evreninde, düşünceler, en üstlerinde Platon'un Tanrı'yla özdeşleştirdiği iyi ideasının da bulunduğu bir sıra düzeni içindeydiler. Somut nesnelerin olduğu kadar soyut kavramların da ideaları olduğu düşünülerek, fiziki ve sanal evreni ayrı ayrı incelendiğinde, sanal evrendeki formlar hakkında bilgilerimizin tam ve kesin olduğunu, oysa fiziki evrende bulunan nesneler hakkında ise ancak bir kanı, yaklaşık bir bilgi sahibi olabildiğimiz ortaya çıkıyordu. Çünkü fiziki evrende algılanan hiçbir nesne, zihinde canlandırılanlara tıpa tıp uymuyordu. Platon, idealar kuramı üzerine, mantıktan metafiziğe, matematikten sanata ve teolojiden ideal toplum düzenine uzanan, günlük hayatı tüm boyutlarında anlatan sistemler inşa etti. Platon felsefesi, akılcılık ve spiritüalizmin temalarından esinlenerek bu iki felsefe akımının bileşimi şeklinde oluşmuştu. Gerçeği araştırmak için Sokrates'in soru-yanıt yöntemini kullanan düşünür, matematik prensiplerine hayran olduğu için tüm diğer konuların da matematik prensiplerine dayandırılmasını istiyordu. Matematiği felsefe için bir giriş ve kesinlik ölçüsü olarak gördüğü için, akademinin kapısına "Geometri bilmeyen buradan içeri girmesin." diye yazdırmıştı. Platon, idealardan meydana gelen ve akıl yoluyla anlaşılabilir dünya ile duyusal dünya arasındaki bu ilişkiyi Parmenides ve Taimios isimlerindeki diyaloglarında açıklamaya çalışmıştı. Düşünüre göre insan uzun yıllar matematiksel bilimlerle ve diyalektikle uğraştıktan sonra, varlığın ve gerçekliğin kaynağı olan düşüncesini mistik bir tecrübeyle, özel bir sezgiyle tanıyordu. Çünkü bu düşünceler varlığın ötesinde olmasının dışında, insanın kavrayış gücünün sınırlarının da ötesindeydi, mistikti, tanımlanamaz, söze dökülemezdi ve açıklanamazdı, ancak her şeyi açıklayabilirlerdi. İdealar, düşünceler, değişmez olduklarına göre, herhangi bir şey yapamaz ve dolayısıyla duysal dünyadaki değişmeyi başlatamaz ya da bu değişmeye neden olamazlardı. Bundan dolayı, Platon metafiziğinde, akılla anlaşılabilir dünya ile duysal dünya arasındaki ilişkiyi sağlayacak, İçinde yaşadığımız dünyaya düşünceler dünyasının belirli yönlerini aktaracak aktif bir güce ihtiyaç duyuluyordu. Çünkü duyusal dünyadaki nesnelerle düşünceler tümüyle ayrı kategoriden varlıklar oldukları için birbirleriyle kendi başlarına ilişki kuramıyorlardı. Platon metafiziğindeki bu aktif dış gücü, düşünceler ve maddeler dünyası arasındaki sınırda duran demiurgos kavramıyla açıklıyordu. Madde tanımlanamıyordu ancak form kazanmaya, şekil almaya uygun bir yapıda olduğu için düşünceler dünyasının özelliklerini akılla anlaşılabilir bir formda yüklüyordu. Kare, üçgen, ağırlık, beyazlık gibi maddenin somut özellikleri, düşüncelerin maddi dünyada ortaya çıkan görüntüleri ve soluk kopyalarıydı. Platon'a göre, maddi dünya sahip olduğu düzen ve belirliliği her şeyden önce düşünceler dünyasına ve bu dünyanın yapısını ve formlarını maddeye aktaran demiurgosun faaliyetine borçluydu. İnsanoğlu, Demurgos tarafından maddeye yerleştirilen fiziksel formlar sayesinde, duyusal dünyada çeşitli zaman ve yerlerde var olan maddeleri saptayabiliyor ve tanımlayabiliyordu. Platon'un insan felsefesi, Platon bilgi kuramındaki akıl yürütmeyle insanların da ikiye ayrılmış yaratıklar olduğunu söylüyordu. Duyular dünyasına bağımlı olan, aynı şekilde tüm duyularında bağlı olduğu, güvenilmez ve bu dünyadaki tüm diğer şeylerin kaderini paylaşan, değişen bir vücut ve ölümsüz olan ruh. Platon'a göre bilgi, ruh için sadece bir hatırlamaydı. Bu, doğuştan bilgi veya ruhun hatırlayışı, konusu Platon'a göre yaşam öncesi bir hayatın varlığı, dolayısıyla ruhun ölmezliği konusunda önemli bir kanıt oluşturmaktaydı. Platon, aklın yuvası olarak tanımladığı ruhun, düşünceler dünyasına girebildiği ve bir vücuda yerleşmeden önce de düşünceler dünyasında var olduğunu düşünüyordu. Bu anlayış onun düşüncesinin, Orfeusku ve Pisagorcu köklerinin kesin işareti olarak görülmüştü, İnsan, duyuları aracılığıyla dünyayla ilgili olarak güvenilmez bilgiler elde etmeye çalışıyor, maddenin peşinden koşarak bir takım fiziksel arzularını gerçekleştirmeye uğraşıyordu. Buna karşın, ruhun ait olduğu düşünceler dünyasına yönelmek, ezeli ebedi gerçeklikleri bilmek arzusundan kaynaklanıyordu. Platon'a göre ruhun görevi, kendisini duyusal dünyanın sınırlamalarından, bedeninin ve duyusal dünyanın oluşturduğu hapishaneden kurtarmaya çalışması ve gerçek dünyayı bulma amacı taşımasıydı. Platon'a göre insan vücudu üçe ayrılıyordu, baş, göğüs ve karın. Bu bölümlerin her biri ruhsal bir erdeme karşılık geliyordu. Başın akla, göğsün isteme, karnın da hazza ya da arzuya karşılık geldiği bu düşüncede, bu üç ruhsal yeti, bir ideale ya da bir değere bağlanıyordu aklın bilgeliğe ulaşmaya çalıştığı, isteğin cesaret gösterdiği, arzuların da insanın ölçülü olması için denetlendiği bir değerler sistemiydi bu. Platon'a göre insanın bu üç bölümü bir bütün içerisinde hareket etmeye başladığı zaman uyumlu ya da, bütünlüklü, bir insan yapısı ortaya çıkıyordu. Platon'un ideal devlet A.N.L.A.Y.I.Ş.E.U. devlet adlı diyaloğunda, ideal devleti anlatmaktaydı. Burada anlatılan devlet, ütopik bir devleti betimliyordu. Platon, bu devletin filozoflar tarafından yönetilmesi gerektiğini söyleyerek, insanı bedensel özellikleriyle üçe ayırdığı örneğindeki gibi devleti de vücudun organlarıyla ilişkilendirerek üçe ayırıyordu. Vücudun, baş kısmına yöneticileri, göğüs bölümüne bekçiler ve askerleri ve karın kısmına da çiftçileri koyuyordu. Ona göre sağlıklı ve uyumlu bir insan nasıl dengeli ve ılımlı ise, adil bir devlette herkesin bütün içindeki yerini bilmesiyle ortaya çıkıyordu. Platon'un felsefesinde genel olarak geçerli olan rasyonalizm devlet felsefesinde de yansımasını buluyordu. İyi bir devlet yaratmanın yolu bu devletin mantıkla yönetilmesinden geçiyordu ve Platon'a göre başın vücudu yönetmesi gibi toplumu yönetenlerin de filozoflar olması gerekiyordu. Platon kadınların da yönetici olabileceklerini söylüyordu. Bunun da nedenini yönetimin akılla gerçekleştirilmesine bağlıyordu. Kadınlar da erkekler gibi aynı mantığa sahip olduklarından, kadınlarını yetiştirmeyen bir devletin yalnızca sağ kolunu çalıştırıp güçlendiren bir insana benzediğini söylemişti. Platon aile ve özel mülkiyeti de reddediyor, bunların devleti yönetenler ve koruyanlar tarafından idare edilmesi gerektiğini savunuyordu. Platon'un hayatını sonsuza kadar değiştirecek olan şey 20 yaşındayken Sokrates'le tanışması olmuştu. Sayısı 35'i bulan tüm eserlerini diyaloglar şeklinde kaleme almıştı ve karakteristik özellikleri yazılış tarihleri itibariyle 3 evrede incelenen bu eserlerde Sokrates'in derin etkileri görülmekteydi. Sokrates'in düşüncelerinin bir kısmı Platon'unkilerden farklı olmasına rağmen tarihçiler var olan kaynaklara dayanarak düşünürün savunduklarıyla ilgili olarak ayrım yapmada sıkıntı çektiler. Zira Sokrates'i anlamak için başvurulan, uzak ara en iyi kaynak Platon'la yaptığı diyaloglardı ve Platon, filozof olarak Sokrates'tan oldukça etkilenmiş ve onun stilini benimsemiş görünüyordu. Dolayısıyla ayrım yapmak güçleşiyordu. Bu gelişim karşısındaki tarihçiler her ne kadar Platon'un kendine özgü bir stili ve düşünceleri olduğunu benimsedilerse de Platon'u Sokrates'ten ayırmakta onlar da güçlük çekiyorlardı. Sonuç olarak Platon'un felsefi görüşlerini Sokrates'inkilerden ayırmak kolay değildi, ancak Platon yazdığı otantik diyalogların yazılış sırası konusunda toplum bilimcilerin ve tarih bilimcilerin araştırmaları sonucunda kesin olarak ulaştıkları bilgi, Platon'un yasalar başlıklı bir diyaloga son şeklini verirken öldüğü üzerineydi. 19. yüzyılın sonunda başlayan ve bu son diyaloğun üslubu üzerine yapılan oldukça titiz bir inceleme sonucunda, Platon'un eserlerinin kronolojik bir sıralaması yapılabilmişti. Böylece ilk diyalogların açıkça Sokrates'in düşüncelerinin etkisi altında oldukları ortaya çıkarılmış, dolayısıyla bunlara Sokratik diyaloglar da denmişti. Buna karşılık, daha sonra düşünürün olgunluk veya ihtiyarlık döneminde kaleme aldığı anlaşılan diyaloglarında sadece kendisine özgü bir felsefenin bulunduğu görülmüştü. İkinci evli eserler diyaloglar halinde olmayıp Platon'un kendi düşünce sistemini ortaya koyuyorlardı. Yaşlılık dönemine ait üçüncü ve son evre eserlerinde ise Plato, tekrar diyalog yöntemine ve kafasındaki ideal devlet yapısını tekrar tanımlamaya dönmüş, ancak bu kez toplumu eğitme görevini felsefeden daha çok din kurumuna emanet etmişti. Milattan önce 403'te Atina'da demokrasinin yeniden kurulması, oligarşi yönetimine olan sempatisiyle bilinen Sokrates'in yeni rejimle sorunlar yaşamasına neden olmuştu. Sonrasında ise hakkında çıkan gençlerin ahlakını bozduğu ve yeni tanrılar yarattığı gibi asılsız söylentiler nedeniyle ölüm cezasına çaptırılması öğrencisi Platon'da derin izler bıraktı ve Platon bu olaydan sonra politikadan uzaklaştı. Yıllar sonra hocasının dönemin yargı organı, 500'ler meclisi, karşısında yaptığı savunmayı kaleme alarak, Sokrates'in savunması, adlı yapıtta günümüze ulaştıracak olan Platon, Sokrates'i kaybettikten sonra, 389 yılında o dönem Büyük Yunanistan denen ve Pisagorculuğun yoğun biçimde yaşandığı Güney İtalya'ya, ardından Mısır'a gitti. Bu dönemde, Sokrates'in öğretisindeki ruhun ölmezliği ile ilgili fikirlerin Orfeusku kökenlerini inceleme fırsatı buldu. Platon, Güney İtalya'dan Atina'ya dönüş yolunda, işgal altında olan Aicina kentinde tutuklandı. Kısa süren bir kölelik dönemi de yaşayan düşünür, onu tanıyan Kaireneli bir filozof tarafından satın alınarak hürriyetine kavuşturuldu. Daha sonra Platon bu parayı geri ödemeye çalıştı ancak Kaireneli filozof kabul etmediği için, bu parayı Atina'daki, dünyanın ilk yerleşik üniversitesi olacak ünlü okul akademiyi kurdu, Platon, akademi için, Kahraman Akademus'un türbesi yakınlarında bir yer seçti. Dünya'nın ilk üniversitesi olarak kabul edilen akademinin bir okuldan çok üniversite olarak adlandırılmasının sebebi, derslerin ve çalışmaların geleneksel felsefe ile sınırlı olmamasıydı. Matematik, gökbilim ve fiziksel bilimler gibi geniş bir ikincil bilimler merkezi olan akademi sadece Atina'dan değil, dünyanın her yerinden öğrenciler kaydoldu. Ünlü matematikçi Eudoxus'un kendi okulu ile birlikte Kizikistan Akademi'ye gelmiş olması, akademinin bilimsel ruhuna bir övgü ve yalnızca bir, felsefi gizem, toplumu olmadığına bir kanıt oluşturmaktaydı. Akademideki çalışmaları yönetmenin yanı sıra, Platon, dersler de veriyordu. 367'de 1. Dayonizios'un ölmesinden sonra, Dain, Platon'a o zaman 30 yaşlarında olan 2. Dayonizios'un eğitimini üstlenmesi görevini teklif edip, Siraküze'ye çağırdı. Bu çağrıyı kabul ederek krala geometri dersleri vermeye başladı. Ancak kral Dion'u kıskanıyordu ve dayınla birlikte Platon'da oluşan bu gerilimli hava nedeniyle Siraküze'den ayrılıp Atina'ya döndü ve mektuplar yoluyla Dionizios'a eğitim vermeye devam etti. Gene de, felsefi çalışmalarını sürdürmeyi isteyen Dionizios'un içten dileği üzerine Platon, Siraküze'ye tekrar döndü. Platon görünüşte Kartaca tehlikesine karşı Yunan kentleri arasında bir konfederasyona gidilmesi için bir anayasa taslağı çıkarmayı umut ediyordu ama muhalefet çok güçlü çıktı. Bu yüzden Platon milattan önce 360'da Atina'ya döndü. Milattan önce 347'de hayata gözlerini yumar düşünür.